Herkese merhabalar, ben Gizem, Ev Yeşil'ine hoş geldiniz. Bu bölümde biraz bronzlaşmadan bahsetmek istiyorum. Minicik boydaki sukulent ve kaktüsleri kış boyunca evin içerisinde baktınız ya da daha filtre aydınlık alan bir yerde baktınız. Oh yaz geldi, ben hemen bunları dışarıya alayım çünkü bunlar çöl bitkisi diye düşünebilirsiniz. Yapmayın. Elinizdeki kaktüsü sukulenti sakince yere bırakın ve beni dinleyin. Bu gördüğünüz tepsinin içerisinde kaktüs ve sukulent türlerim var. Çeşit çeşit bir sürü işte fıstık kaktüsü var, eşeveralarım var, bazı gaster aloelerim var, sedumlarım var. Var oğlu var. İçerisinde bir sürü sukulent, yani bünyesinde su tutan bitki var. Ben bunları hiçbir zaman direkt güneş ışığı altında bırakmıyorum. Çünkü henüz çok küçükler. Bitkiler belirli bir olgunluğa, belirli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra yoğun ışık, yoğun soğuk falan bunları tolere edebilir. Ancak bunun gibi daha minicik olan arkadaşlar çok yoğun güneş ışığını tolere edemez. Bu sukulentler, kaktüsler böyle marketlerde çok güzel satılıyor biliyoruz. 3 liraya, 5 liraya falan alın, almayın demiyorum. Ama bu çocukları alıp özellikle öğle sıcağının altında balkonunuza koymayın. Öğle saatlerinde güneş ışığı o kadar dik gelir ki henüz hayata yeni başlamış, henüz ortamına adapte olmaya çalışan bu çocukları bir anda yakabilir, kavurabilir. Peki biraz daha büyükleri nasıl alacağız? Şimdi mesela bu bir işte aloe vera. Gayet güzel dışarıda da bırakıldı, bakıldı. Şimdi göreceksiniz şurada kenarlarında minik minik bronzlaşmış. Hatta işte uçları birazcık kurumuş filan. Bunun sebebi bronzlaşma. Güneşin ışığının altında öğle saatlerinde beni de bıraksanız ha işte bu aloe vera gibi alırsınız saat 3'ten sonra. Diyeceksiniz ki bana ama Antalya'da sokak kenarındaki opuntiyalar, onlar o ortama adapte olmuşlar. O boya gelene kadar, o büyüklüğe gelene kadar belki kaç tane kulakçık kaybettiler bilmiyoruz. Kışın donmadılar, yazın yanmadılar çünkü ona göre adapte oldular. Bu işin sırrı adaptasyondan geçiyor. Öğle saatlerindeki güneşe koymayın. Sabah saatlerindeki direkt güneş ışığı o kadar yakıcı değildir. Akşam saatlerinde, akşam 4'ten sonra falan direkt güneş ışığı o kadar yakıcı değildir. Mesela ben bitki bakarken nasıl hareket ediyorum? Sabah 11'e kadar denize girebiliyorum ya. Aynı şekilde akşam 3'ten sonra da istediğim gibi denize girebiliyorum. Ama 11 ile 3 arasındaki güneş ışığı hem çok zararlı, hem çok dik, hem çok yakıcı falan. İşte bu saatlerde ben güneşe çıkmıyorsam, güneşlenmiyorsam bitkilerimde bu güneşi alacakları bir noktaya koymamaya gayret ediyorum. Peki oldu ki koydunuz ve bronzlaştılar, geri gelir mi? Bitkide ben şunu yaptım, şu sonucu aldım, tam tersini yapayım, tam tersi olsun diye bir şey pek yaşanmaz. Aynı şekilde bronzlaşmada da öyle. Sizin bronzluğunuz nasıl gider? Cildinizi dökersiniz, orası ya kabarır, ya su toplar, ya kabuk bağlar ama cildiniz dökülür, soyulur. Ondan sonra altından yeni cildiniz görünür. Burası yandıysa bu böyle uzun süre devam eder. Yeni yaprak çıkardığında ancak yeşerebilecek. Ama kahverengileşen yer, sararan yer geriye dönmez. Uçlarında bu aloe vera'da gördüğünüz gibi kurumalar görülebilir. İşte yaprak boşalması olabiliyor sukulentlerde filan. Bununla karşı ne yapabilirsiniz? Bitkilerin canlı varlıklar olduğunu kabul ederseniz bu tür hasarların çok normal olduğunu da kabul etmeniz gerekir. Ama diyelim ki buradaki bu kuru aksamı bırakmak istemiyorsunuz. Hiçbir zaman bu yeşil yerden kesmeyin. Ucunda birazcık kuruluk kalacak şekilde kırpabilirsiniz. Mesela bu yaprak işte hem böyle kızarmış, hem bronzlaşmış, hem de ucundan kuruma başlamış ama o kendisini durdurmuş. Burada iyileşmiş. Bundan öteye de gitmiyor. Ne yapabilirsiniz? Birazcık alırsınız ucundan. Bu şekilde bakımını yapabilirsiniz. Bazı videolar görüyorum. Aman işte kalatayalarınızın kenarlarını böyle güzelce kesin de temizmiş gibi görünsün diye. Siz bitkinin yeşil bölümünden ne kadar keserseniz bitki orayı iyileştirmek için yine kurutacaktır. Kurutma dediğiniz şey özellikle yaprak ucu kurumasında bitkinin bir soruna karşı aldığı önlemdir aslında. Sabah güneşine, akşam güneşine bir şey demiyorum ama öğle saatlerinden olabildiğince koruyun. Sabah evin içerisinde tülleriniz açık olabilir. Akşam üzeri biraz böyle 5'ten sonra falan açık olabilir ama öğle saatlerinde direkt güneş ışığı geliyorsa mutlaka tüllerinizi kapatın. Çok sıcak şehirlerimizde yaşıyorsanız böyle 40-50 derece oluyorsa mutlaka bir güneşlik kullanın.
En önemlisi de sabırlı olmayı öğrenmek lazım. Ben bugün aldım bunu güneşin altına koydum, yarın gittim kuytuya koydum, hadi bu neden yeşile dönmedi derseniz o iş öyle yürümüyor maalesef. Hep kendinizden pay biçin. Ne dedik? Siz de bronzlaşıyorsunuz. Ancak derinizi döktüğünüz zaman yeni beyaz deriyi altından görüyorsunuz. Bitkiler de canlılar ve onların da belirli bir zamana ihtiyacı var. Üstelik bizden çok daha yavaş gelişim gösteriyorlar. Sabretmek çok önemli. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.